Türk Hava Yolları olarak burada bulunmaktan, ülkemizin bu güzide köşesini, bu şehrini ziyaret etmekten de son derece mutluyuz. Tarihi milattan önce binlerce yıla dayanan, o günden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Elazığ şehrimizin kültürel, doğal güzellikleri yanı sıra gastronomi alanında da eşsiz tarifeleri olan bir şehir olarak da dünyaya tanıtmak üzere bugün buradayız. Maalesef konumuyla tarih boyunca kültürlere, medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim şehrimiz dünyada yeteri kadar tanınmıyor. Ama UNESCO'nun geçici miras listesinde olan Harput'un vekilimiz de söyledi. Bundan sonra kalıcı miras listesine alınması hususunda çalışmaları beraber yürüteceğiz. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde olan Kürsübaşı sohbetinde dün akşam tanıma fırsatı bulduk. Hakikaten somut kültürel miraslar gibi soyut kültürel miraslar da ülkemizde de son derece önemli yer kaplıyor ama maalesef fazla bilinmiyor. Türk Hava Yolları'nın 94 bin çalışanı var. Bu 94 bin çalışanının bilet hakları var, pas hakları var. Elazığ bilmiyorum şu ana kadar kaç kişinin aklındaydı ama inşallah bundan sonra 94 bin çalışanımızın da en kısa zamanda gelip ziyaret etmek isteyeceği bir yer olarak da tanıtacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın havacılıkla ilgili vizyonları neticesinde Türk Hava Yolları çalışanlarının da stratejik ve yapmış olduğu taktiksel aksiyonlarla beraber bugün Türk Hava Yolları 470 uçağa yakın uçağı var. 470 yakın uçağı var. 10 milyon yolcu taşırken bugün 90 milyona yakın yolcu taşıyor Türk Hava Yolları. Ve gelecek 10 yılda da Türk Hava Yolları bu büyümesine istikrar devam ettiği sürece büyümesine devam edecek. 10 yıl sonunda da geleceğimiz rakam 144 milyar dolar. Yani 2023'ten 2033'e kadar her yıl katkıyı topladığımızda da 1.1 trilyon ediyor. 1.1 trilyon da bugünkü Türkiye'nin ekonomik gücü. Yani Türk Hava Yolları ve iştirakleri tek başına 10 yılda yaptığı katkıyla bir Türkiye ekonomisini sağlamış olacak. Dünyanın 340 noktasına uçuyoruz. Gelecek 10 yılda 10-50 nokta daha oluşturarak 400'e yakın dünyada noktaya uçacağız. Katkılarımız, aynı zamanda kargo şirketimiz var, Turkish Cargo diye. Turkish Cargo'da taşıyacağı toplam kargo 4 milyon ton olacak. Kasım'ın ilk haftasında dünyada ilk Neolitik kongre yapılıyor. 600'e yakın dünyanın çeşitli yerinden bilim adamı gelecek. Bu ilk defa oluyor dünyada ve Şanlıurfa'da oluyor. İstanbul dünyanın en önemli bağlantı merkezi haline geldi. İstanbul'da gelip geçenlere diyoruz ki koyduğumuz filmlerle CIP Lounge'umuzda, bak vuramadığım bu topraklar aslında senin de dahil olduğun, neresiysen, sen nerede yaşıyorsan, medeniyetinin çıktığı yer burası aslında. Yani dünyanın neresinde olursak olalım orada da bir medeniyet var. Ama bütün medeniyetlerin doğduğu yer Anadolu olmuş. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Türk Hava Yolları olarak da biz de özellikle Asya ve Amerika kıtasında 10 milyon turist, 30 milyar dolar gelir diye bir hedefimiz var. Turizm Bakanlığı'yla buna çalışıyoruz. Elazığ'ımızın şu anda haftada kış tarifesinde günde 2 seferi, günde 3'e çıkacak, tamamlayacağız. Bu yaz 17 yapmıştık, bunu 21'e çıkarıyoruz. Günde 3 sefer İstanbul Havalimanı'ndan Elazığ'ı dünyaya bağlayacağız. Ajet'imizin Sabiha'dan bir tane seferi var günde. Bu devam edecek. Yani böylece İstanbul'dan Elazığ'a gelmek isteyen vatandaşlarımız günde 4 alternatifle Elazığ'a gelebilecek. Ankara'dan da Ajet'imiz günde 2 sefer yapıyor. Bu devam edecek. Bir faaliyet olarak da biz
tarihi ve kültürel değerleri, gastronominin tanıtılması hem uzun yıllar hem de gerçekten çok önemli işbirlikleri gerektiriyor. Bu anlamda Türk Hava Yolları'nın bölgemizde bizlerle beraber işbirliği içerisinde çalışacak olmasının heyecanını paylaşayım ben de. Şöyle bakalım efendim. Buradayız Sayın Vali. Kaç kere geliyorsanız. Kale hamamının odunluğundan kale gizli bir alttan geçit de var. Mücadele döneminin burada 7-22 safari hakimiyeti de var. Sonradan da orada yerleşim başlamış. Kalede daha eski. Şöyle bir duralım. Canlandırıldı. Geri kısımda canlandırmaya devam ediyor. Efes antik şehirde yaptılar ya büyük bir mekanda. Biz onu küçük olarak daha